Manşete hoş geldiniz. Bir seçim maratonunun ardından Munster'da ikinci turda da saatler süren bir maratonun ardından yorgun bir pazartesiyle haftaya başladık. E bu seçimde elbette çıkartılacak sonuçlar var. Fakat ben e, bu seçimde e, kimin kazandığı, kimin kaybettiği ya da işte muhalefette şimdi ne olacak? Partiler şimdi ne yapacak? İktidarda şimdi ne olacak? Ne bileyim milletvekilleri, yeni bakanlar falan bu konularla çok fazla ilgilenmiyorum. Öncelikle gündemim değil. Neticede bir 5 yıllık dönemin ardından ikinci 5 yıl için Erdoğan bir anlamda görev onayı aldı. Erdoğan için sandık ben sandıkta yetkiyi alırım. Ondan sonraki 5 yıl boyunca... ...asta astık kestik kestik politikaları uygularım. Çünkü bana yetki verdi halk. Her şeyi yap yapabilme yetkisiydi bu. Ve ben bunu yaparım. Böyle bakıyor. O 5 yıllık dönemin sonunda da... ...tekrar kazandığında bak halk beni de onaylıyor, yaptıklarımı da onaylıyor ve bundan sonra yapacaklarım için de bana destek, güç veriyor, cesaret veriyor diye bakıyor. Bu böyle değil elbette ama Erdoğan böyle bakıyor. Yani başta tam yetki aldığını düşünüyor ve dönem sonunda da görev onayı aldığını düşünüyor. Haliyle bu dönem hemen her alanda sertleşeceğine, hemen her alanda o milleti kucaklama şu bu falan verilen mesajlar veya muhalefetin umdukları falan onları bir kenara bırakmak icap ediyor. Verilen mesajların, edilen lafların bir önemi yok. Uygulamaya bakmak gerekir ve uygulama sert olacak hemen her anlamda ve elbette bedelini Türkiye milleti ödeyecek. Kazananı bilmem ama tek kaybeden var o da Türkiye. Ee, bunun altını çizmem gerekiyor. Ee, mesele e, seçimin ardından bükemediğin e, bileği öpme meselesi ya da işte efendim muhalefet nerede hata yaptı meselesi, iktidar nasıl kazandı meselesi, halk sandıkta mesaj verdi meselesi değil. Bunlara etraflıca bakacağız ama görünen şey şu Kılıçdaroğlu ve Erdoğan seçime girdiler ve Erdoğan önceki seçimlerde olduğu gibi yani 2014 ve 2018'de olduğu gibi küsuratı farklı olmakla beraber ondalık değişimleri farklı olmakla birlikte 52'ye 48 kazandı. 2014'te de Ekrem İmamoğlu karşısında böyleydi, 2018'de Muharrem İnce karşısında böyleydi en yakın rakipleri. Başka adaylar da vardı elbette ama tek aday vardı. İkinci turda Erdoğan'ın karşısında 2023'te onu da 52'ye 48 kazanmış görünüyor. İlan edilen sonuç bu. Tabeladaki, tabeladaki e, sonuç bu. E, neticede e, pazar günü bütün e, ekiple beraber e, sonuçları takip ettik. Sonuçları veren Başat iki ajans vardı. Anadolu Ajansı ve Anka Ajansı. Nereden başlatmış olurlarsa olsunlar ki bildik yöndemler, be beklenen yöntemler, operasyon diyebilirsiniz, manipülasyon diyebilirsiniz. Ama aynı noktada buluştular ve Yüksek Seçim Kurulu'nun da getirdiği nokta bu. Tam olarak kesin oranları ilan etmese de 52'ye 48 gibi bir durum var. Küsuratları farklı olmakla birlikte. İlk seçime göre karşılaştırma yaptığınızda Erdoğan, aşağı yukarı oyunu korumuş gözüküyor. Kılıçdaroğlu biraz artırmış gözüküyor. Fakat son tahlilde bu Kılıçdaroğlu'nu kazandırmaya yetmediği gibi Erdoğan da oylarını koruyarak aşağı yukarı seçimi almış görülüyor. Yani aşağı yukarı aynı destekle seçime gittiler. Diğer adaylar Sinan Oğan ve Muharrem İnce faktörünü hatırlarsınız size bir grafik paylaşmıştım. Aynı oyları korurlarsa ne oy alırlar diye o ona yakın bir oranda bitirmiş görünüyorlar. Erdoğan'a en yüksek destek Bayburt'ta çıkmış. Kılıçdaroğlu'na ise Tunceli'de çıkmış. Artık Bayburt'u düşünsün. Ki bu zaten ben son haftalarda seçime doğru son haftalarda yoğun sokak röportajları seyrettim. Bir kanalda değil onlarca kanalda ve orada bir anlamda halkın nabzını anlamaya çalıştım. Halkın nabzını tutamazdım. Yüzde yüz objektif olarak bir kanaat çıkmazdı oradan ama en azından yorumlarımızı analizlerimizi temellendireceğimiz bir takım görüşlerle ve mesajlarla karşılaşma şansımız oldu. Onlar troll değildi. Onlar bindirilmiş kıta değildi. Onlar paralı asker değildi. Onlar halktı, seçmendi ve onların görüşlerini çıplak bir biçimde izleme şansı bulmuş idim. Ve Bayburt gerçekten beni çok şaşırtmıştı. Ve e, sonuçta %82 Erdoğan desteği biçiminde çıktı. Türkiye haritasına baktığınızda malum harita uzun yıllardır değişmedi. Kıyı bölgelerinde, Trakya ve kıyı bölgelerinde e, Kılıçdaroğlu ve elbette sol seçmen etkisi. Doğu Güneydoğu'da da aynı şekilde Erdoğan kazanamamış görünüyor. İç Anadolu'da Ankara Eskişehir müstesna ve Karadeniz'de Erdoğan önde bitirmiş görünüyor. Başta da söyledim Erdoğan başta diğer liderlerin durumu partilerin durumu şu anda öncelikli gündemim değil. Kurultaya mı giderler kendi işlerinde MYK veya işte üst yönetimleriyle toplantılar yapar bir takım kararlar mı alırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şekillenme nasıl olur İkinci bir grup mu çıkar Millet İttifakı'ndan ki artık ittifaklar yok bir tek zannediyorum Cumhur İttifakı var ve Millet İttifakı'nın bugün bu noktada bu biçimde devam edeceğini çok fazla zannetmiyorum. Meral Akşener'in dünkü açıklamasını sıcağı sıcağına yayında da değerlendirmiştim. Sanki tekrar sandalyeyi şöyle geriye doğru aldı kalkmaya hazırlanıyor gibi bir havası var. Bütün partilerde özellikle muhalefet partilerinde kartlar yeniden karılacak ve seçim kaybedildikten sonra ya da kazanılamadıktan sonra muhalefetin tekrar bir durum ...muhasebesi yapması da doğaldır. Ama bu onları ilgilendiriyor. Atlanan iki unsur var bu seçimde. Propaganda, yoğun propaganda. Detaylarına girmeyeceğim. Hepiniz ve hepimiz biliyoruz. Ve yasaların delinmesi. Erdoğan 3. dönem aday olamazdı en başta. Ama buna bu kabullenildi. Ve e, yoğun bir propaganda altında... ...halkın yarısı hayır derken... ...yarısı da evet dedi. 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi bu durum değişir mi... E, özgür bir seçim olsa falan evet değişir. Şimdi özgür seçimlerin olduğu dönemlerde, seçim manipülasyonunun falan akla gelmediği dönemlerde Türkiye bunu gördü. Yani halk doğru bilgilendirilirse ve halkın bilgi alma, seçimde tercihini yapabilmesi için yararlanabileceği kaynaklar neyse çıplak bir şekilde önüne konursa halk neticede karar verebiliyor. Bunun örneği şu anda tabloda görünüyor yaşı 40 ve üzerinde olanlar net hatırlayacaklardır. 99 seçimlerinde DSP %22 ile birinci parti oldu. MHP de %18'de ikinci parti oldu ve birlikte hükümet kurdular. Ee, hemen ardından büyük bir ekonomik kriz, işte depremin etkileri falan konuşuluyor, bir sürü şey oldu ve e, halk bu faturayı iktidara kesti ve DSP, Ecevit'in DSP'si belki o güne kadar belki Türkiye tarihinde görülmemiş bir düşüşle iki seçim arasında görülmemiş bir düşüş, düşüşle 22'den 1'e indi. %22'den 1'e indi. Oluyor olabiliyor bu. Ama dediğim gibi seçim serbest olursa halk bir takım yani beslendiği argümanlarla, izlediği kanallarla, izlediği politikacılarla, yapılan vaatlerle ortaya çıkan yeni partilerin programına falan bakarak, liderlere bakarak tekrar kararını gözden geçirebiliyor. %22 ile Ecevit'in arkasında duran halk 3 yıl sonra, çok değil 3 yıl sonra onu %1'e çekti. Yine %18 ile Bahçeli'nin arkasında duran halk 3 yıl sonu onu barajın altına gömdü. Ve bir dönem MHP barajın altında kalarak parlamentoya veda etti. 18'den 8'e indi. Peki neden DSP bu kadar kronik düştü de MHP onun kadar gevşemedi? İki nedeni var. Birincisi hükümetin yani hükümetin başkanı, başbakanı Ecevit'ti. Bütün büyük sorumluluk ona ait görüldü ve ağır fatura ya daha doğrusu fatura ona kesildi. Sonraki seçimlerde de sol seçmen DSP'den rotayı CHP'ye kırdı ve 2002 seçimlerinde iki, meclise iki parti girdi zaten AKP ve CHP. MHP ise klasik milliyetçi taban oylarına döndü. Tıpkı bugün olduğu gibi. Yani %8'i %8 civarı bir tabanı vardı ne olursa olsun parti tutar gibi şey tutar gibi takım tutar gibi parti tutan bir tabandan bahsediyoruz. Bu 8 18'e çıkmıştı 99 seçimlerinde. Yani ilave bir destek, ilave bir seçmen kitlesiyle buluşmuştu. Kendi tabanından da farklı olarak ama onları mutlu edemediği için onları kaybetti ve tekrar eski kitlesine, eski seçmenine döndü. Demek ki olabiliyormuş. O arada e, balkondan verilen bu fotoğrafı da önemsiyorum. Her ne kadar koalisyonlar kötülense, her ne kadar Millet İttifakı altılı masa dense de Erdoğan kendi altılı masasını kurdu. Burada 6 parti var, 6 lider var ve bu altılı masaya bir 7. olarak da Sinan Oğan eklemlenmiş görümde, e, görünümde, yani görünüyor ve bu bir koalisyon. Yani bunu ustaca gizledi ve... E, bu koalisyon söylemini aldı. işte beş benzemez, altı benzemez diyerek Millet İttifakı'nın sırtına yükledi. Ee, kendi partisi 35'e geriledi. Bunu unutmayın. Şu anda 52 aldıysa yani AKP yüzde 35 iken şahsi oyu 52 ise aradaki 17 puanlık fark işte bu ittifakın gücü sayesinde geldi. Elbette başka dinamikler de var. Ama bana göre gecenin fotoğrafı Ağzına geleni söylemişti kesinlikle o çatı altında olmam demişti işte Hüdaparlarla falan Sinan Oğan'ın böyle Hüdapar lideriyle böyle ellerini birleştirip sarayın bahçesinde toplanan halkı selamlaması oldu. Evet insanları tanıyoruz ama bazen geç oluyor yani evet tanıyoruz Sinan Oğan da Muharrem İnce'nin mezarının yanına gömüldü defnettik ama belki siyasi kariyeri o anlamda bitti ama yani neticede devletteki kariyeri devam edecek. Bir koltuk alacak, şu olacak, bu olacak bilmiyoruz. Yani bu e, birlikte fotoğraf vermenin elbette e, karşılığını alacak. Fakat önemli mi bu? Şu aşamada bir önemi yok artık. Geçti gitti ve bundan sonrasına bakacağız. Ve bundan sonrasına bakarken daha dikkatli olmak gerekiyor. Neticede gemi batıyor. Ve e, ülkenin önümüzdeki bir, bir buçuk yılı, iki yılı çok da iç açıcı görünmüyor. Yönetim değişseydi, Kılıçdaroğlu yönetimi gelseydi bile... ...Profesör Doktor Eser Karakaş'ın deyimiyle ancak bir yılın sonunda em ekonomi emekler hale gelebilirdi. Yani bir şeylerin daha çabuk düzelmesi, restorasyonu, yeniden inşası adına umut olabilirdi ve bu makas e daha çabuk kapatılabilirdi. Yani Türkiye'nin yeniden inşası, restorasyonu 8-10 yıllık bir süreç alacakken bir 5 yıl daha bunun müsebbibi olan iktidara bu yetki verilerek... Belki bu 8-10 yıllık süre 20 yıla çıkarıldı. Bilmiyoruz, bekleyip göreceğiz ama durum bu. Aynı fotoğraftaki gibi. Şimdi burada Erdoğan bandajıyla bir genç kız görülüyor. Deminden beri konuşuyorum. Bir anlamda bu ülkenin yarısına, böyle düşünen kitleye erişim mümkün mü? Biraz da bunu getirdi bu olay. Yani bir yankı odasında yaşayan kesinlikle erişemeyeceğiniz kapı duvar bir kitle var. Bir Erdoğan aşkı var. Her ne başına gelirse gelsin. Ekonomi, ne bileyim deprem, bir takım sıkıntılar, bürokratik sıkıntılar. Bunu onun aşacağını düşünen ve ondan kaynaklanmadığını düşünen bir kitleden bahsediyoruz. Erdoğan siyasal e, siyasal kaderini e, seçime bağlamayacak kadar da akıllı, belki bir o kadar da zalim ama din, milliyetçilik her aileye bir biçimde dokunacak, her aileye bir biçimde oluşacak, e, ulaşacak. E, yardımlar söz konusuydu. Ayrıca her ailede birileri devlette belli kadrolara yerleştirildi. Bekçi yapıldı, polis yapıldı, memur yapıldı, işçi yapıldı şu bu. Neticede e, Erdoğan bunu gözünü kırpmadan yaptı. E, aksi bir sonuç çıksa da e, sandıkta, e, her şeyi yapabilecek güçteydi ama buna gerek kalmadı. A planı yürüdü, B planına lüzum kalmadı. Can Dündar'ın deyimiyle camileri kışla müminleri asker haline getirdi. Ve sonuç bu. Seçime kadar mı, mezara kadar mı soruları da konuşuluyor. Bundan sonra, bundan sonra Türkiye'nin birkaç önünde seçim olduğunu düşünüyorum. Ama mezara kadar mı işte bunu bekleyip göreceğiz. Yani Erdoğan biyolojik ömrünü tamamlayana kadar mı bu durum devam edecek? Bu görülüyor. Yoğun propaganda altında, e, bilmeyen, e, bilmek istemeyen, bilmediğini bilmeyen bir kitleyle karşı karşıyayız. Bu kitleye e, ulaşılabilir miydi? Bugün bu koşullarda, Türkiye'nin bu koşullarında. Tek medya düzeninde, tek ses düzeninde ve inanmak istemeyen bir kitleden, başka görüşe kapalı bir kitleden bahsediyoruz. Yani Erdoğan'ı dinleyen insanların, kürsüde Erdoğan'ı takip eden, Erdoğan'ın konuşmalarını dinleyen insanların yüzde 82'si başka lider dinlemiyor. Kapalı, giremiyorsunuz orayı. Ama o arada yüzde %48 48'e ulaşmışsınız. Yüzde 48 de oraya kapatmış kendini ve size size yönelmiş. Böyle de bir tarafı var. Fakat bu da bir sosyolojik Türkiye gerçekliği. Bir diğer sosyolojik Türkiye gerçekliği ise tüm büyük şehirlerde Kılıçdaroğlu'nun önde olması. Fakat burada bile Erdoğan'ın oyu az değil. Yani İstanbul'da 51'e veya 52'ye 48 gibi Erdoğan geçilmiş görünüyor. Ankara'da gene öyle. 52'ye 48 gibi geçilmiş görünüyor ama gene iki kişiden biri Erdoğan'a oy vermiş durumda. Büyük şehirlerdeki durum evet Karadeniz'e, İç Anadolu'ya veya Kırsal'a çok fazla yansımıyor, yansımamış görünüyor. Selahattin Demirtaş'ın mesajlarını önemsiyorum. Devleti ele geçirmiş olan devasa bir operasyon gücüne karşı ilkeli ahlaklı bir seçim çalışmasıyla bu oy oranına ulaşmak bile mucize sayılır. Aslında bu bir seçim değil, büyük bir operasyondu diyor. Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar, karalamalarla geçti. Buna rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi. Yenilmedik, asla teslim olmak yok, mücadeleye devam demiş. Bir diğer dik duran insan Alparslan Kuytul, zulme sessiz kalıp saraya davet edileceğime, hapiste yaşamaya razıyım demiş önemsiyorum bu iki mesajı. Cengiz Aktar yenildik ve kovulduk o bereketsiz ve lanetli topraklara verdiğimiz emeklerin ekseriyeti berhava oldu. Bir asır önce gayrimüslim vatandaşlarımızla tek farkımız bizim millete hakime mensubu olmamızdı. O yüzden başımıza gelenler daha fazla acıtıyor demiş. Bana göre gecenin kapaklarından biri de şuydu. Seçim gecesinin Cemal Yıldırım ben bir KHK'lıyım 7 yıldır ağaç kabuğu yemedim. AKP kendi seçmenini ağaç kabuğuna muhtaç edecek diyor. Evet. Bana göre seçim ya bundan sonraki dönemde iktidar muhalefet cephesinde ne olursa olsun dediğim gibi öncelikli gündemim değil. Fakat önümüzdeki dönemin iki lideri bir kere daha bu sandıktan da bana göre parlayarak çıktı. Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın mesajlarını biraz önce getirdim. Her şey yeniden başlıyor dedi. Her şey güzel olacak sloganıyla İstanbul'a almış Ekrem İmamoğlu. Başına her ne gelirse gelsin. Bir siyasi yasak prangası var ayağında. Karar onaylanırsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine Mart 31 Mart 2024 şu anda artık bu konuşuluyor. 31 Mart 2024'te tekrar aday olur olmaz. Bundan bağımsız söylüyorum. Selahattin Demirtaş 6,5 yıldır içeride cezaevinde. Hatta 6,5 yılı da geçti. 2016 Kasım ayından beri. O daha ne kadar yatar, ne zaman çıkar, partisinin başına geçer geçmez bütün bunlardan bağımsız olarak söylüyorum. İkisi de şu anda yasalarla zapturapt altına alınmış veya prangalanmış liderler olarak görülüyor ama önümüzdeki Türkiye'de, gelecek Türkiye'de en çok konuşulan iki lider olacak. Ekrem İmamoğlu da bulunduğu noktada parlıyor, kaybetmedi, yaşı genç, 1971 doğumlu. Aynı şekilde Selahattin Demirtaş da bu iki lideri önümüzdeki dönemde çok çok konuşacağız ve alternatif olarak da bahsedeceğiz. Dediğim gibi yasalar, mahkemeler buna bu liderlere hangi prangaları takmış olur olursa olsun, özellikle Selahattin Demirtaş'ın Kürt siyasal hareketi üzerindeki baskın etkisi bir kere daha görüldü ki diğer bütün liderler aklınıza ne gelirse İmralı, Kandil, HDP bileşenleri, Yeşil Sol bileşenleri filan son derece önemli, karizmatik ve profili asla sarsılmayan bir noktada benzer bir durum Ekrem İmamoğlu için de geçerli. Bu iki liderin birlikte sırtlayacağı, muhtemelen birlikte inşa edeceği bir Türkiye geleceğine doğru yürüyoruz. O açıdan enseyi karartmayın diyorum. Ve seçim sonrası çok da zor olmadı yeni in yapmak. Evet bazıları üzülebilir, bazıları düşünebilir, bazıları bazı maddelere itiraz edebilir ama in devam etti, devam ediyor ve edecek. İnatla kapatıyoruz. Hoşçakalın bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.